Yo, hayır, konsepti anladım ve içime astarına doğru Anladım koymak ama ben istedim. sadece şu an sana baktığım zaman astarındaki tek bir deseni görüyorum. O da küçücük. İki desen var şu an. Küçücük, sadece göster. Yani ben gizli kalmasını istedim. Daha çok dikkat Ama şimdi çekmesini istedim bu konseptimiz şekilde. neydi? Desenleri karıştıralım. Evet, ben de Değil onu mi? yaptım. Ama görünmüyor. Bu benim fikrim. Tabii ki saygı duyuyorum. Ben de yapmak istediğim şeyi yapmışım o halde. Gizli olmasını istediğimi söylüyorum. Yani yürürken gözükmesini istedim. Ama şimdi üzerindeki elbise çok yürürken açılabilecek bir elbise modeli değil. Yürürken sadece yırtmacındaki böyle gizli gizli görünen bir espri var. Çok şık. Çok güzel görünüyorsun. Ayakkabılarını da zaten elbisenin kumaşından kaplamışsın. Evet, bunu da aynı şekilde ayrı bir parça yaptım. Evet, ama şimdi tarzın bu anlamda mesela o ayağına yaptığın espriyi çok sevmedim. Hangisini? Bunu O mu? evet. Tamam. Bana göre doğru kombinleme yapmamışsın. Çünkü desen dışarıda desen görmek isterdim. Benim için konsept dışı değilsin. Çok kreatif bir tasarım yaptın. Evet, herkesten farklı yaptın. İçindeki desen nedir? Leopar ama Diğerini soruyorum. diğerini tam net bilmiyorum Ayşe. Bir tekrar Tabii göstermeye ki. çalış. O dijital Baskım. dijital bir dijital desen diye geçer. Baya karışık, o an rastgele vurursun mouse'u, çıkar onlar. Leopar'la yanında oluşunu normalde hiç sevmem ama deri kullandın. Başka bir şey yaptın yani, hani ne romantik ne alaturka, deri kullandın, bir straplez bir elbise kullandın. Yaptığın bacağına ve ayağına yaptığın hamle de destekliyor yaptığın bu tasarımı. Yani aslında şöyle Bu takım mı? bir yerde oturmuş olsa bacak bacak üstüne attığı andan Çat diye itibaren güzel çat diye gösterecek. gözüküyor. Çok da güzel görünecek. Ayrı iki parça. İki parça mı bu takım? Anladım. Yine güzel. Böyle bir tasarım yapacak. Üzerine çok güzel saç, çok güzel kupeler. Bu çanta ne alaka? Sen gerçekten kafan bence yerinde değil. Çok karışık ya da çünkü Çanta anlayamıyorum seni. Sen böyle bir tasarım yapıyorsun ama nasıl böyle bir çanta alabiliyorsun? Benim sanırım çanta zevkim yok. Olmaz. Yani seçemiyorum bir türlü doğru çantayı. Alakası yok yani. Hani Evet. kapısından geçmiyor, biliyor musun? Evet. Beğendim. Teşekkür ederim. Aslında bana göre yaptığın şey çok klas, farklı, çok hoşuma gitti. Ama amacımız bunu dışarıda görmekti. Dışarıda ikisinin beraber olması ya da üçünün beraber olmasının nasıl gözükeceğini hissetmekti. Benim anladığım buydu verirken. Ama ben şimdi burada iki tane ayrı desenin nasıl birbirine uygun olacağını anlayamıyorum. Ama diyeceksin ki beğenmedin mi? Çok beğendim. Çok klas geldi bana. Bir podyumda yürürsün. Söyleyeceğim şeye dikkatli dinle. Senin burada yerin yok. Yaptığın büyük hareket. Ben az söyleyeyim, sen çok anla. Sen gerçekten yani şu anda bu podyumu tokatlamıyorsun, takla attırıyorsun. Çantanı hiç sevmedim. Bayıldım ayakkabıyla onu öyle tozluk gibi kullanmana. Geçenlerde de yapmıştın, siyah daha yarımını Evet, kullanmıştın. kökten. Bu küpeler, bu sadeliğin, bu Avrupa'yı duruşun. Ve içine özellikle ve benim en gıcık olduğum konulardır. Aman beyaz gözükmesin falan derken bir de böyle kullanmışsın. Ben seni sadece alkışlayabilirim. Bravo sana. Bravo, helal olsun. Teşekkür ederim. Sen acaba bu hafta kendi kendini elesen mi ya? Ne yapsana? Sen sonra benim atölyeye gelsene. Vallahi ciddi söylüyorum. Elerim. Gel benim atölyeye gel. Tamam. Beni asiste edebilirsin. Bu bilgilerin üzerine daha çok bilgi katabilirsin. Samimi söylüyorum, istersen bu yarışmadan sonra sana iş teklifinde bulunuyorum işte. Gerçekten Ben mi? çok ciddiyim, şaka yapıyor gibi bir halim var mı?
Burada ben gelinlik hediye ederken de şaka yapmadım. Bunları söylerken de şaka yapmıyorum. Seve seve. Bence seve, gelip seve. İşe başlayabilirsin. Eğer hani bana tahammülün olacaksa onu da bilmiyorum. Ben her ne kadar dile getirmesem de bazen bakışlarımla ya da tutumlarımla hissettirdiğimi düşünüyorum. Ben sizi çok seviyorum. O yüzden tahammül gibi bir şey söz konusu olamaz. Teşekkür ederim. Tabii işin şakası o. Geldiğinde tabii onu görürüz. O da ayrı konu da yaptığın büyük hareket. Teşekkür ederim. Çantadan inşallah. Gitti puanın. Tamam. Tamam. Teşekkür ediyorum. Melike'cim puanımı vermeden önce son olarak bir şey söyleyeceğim. Bazen çok zorlama işlere giriyorsun. Çok zorlama looklar çıkarıyorsun, kombinler. Dikkat et lütfen. Fazla tamam. Kendini zorlama. Tamamdır. Bir. Peki, teşekkür ederim. Yıldız'ın da var. 4, çantadan kırıyorum. Teşekkür ederim. 3. Teşekkürler hocam. Yıldızlı 4. Teşekkür ederim Gülşen. Peki kanaat notumuz olacak mı? Lütfen olsun. Ama neye olacak? Tasarımına kanaat notu vermek istiyorum Melike'nin ve Hülya'nın. Ben de bugün şöyle vermek istiyorum kanaat notunu. Kendim için en iyi deseni birleştirmiş olana ben puan vereceğim bugün. Artı bir puan vereceğim. Evet. Bu da benim düşüncem. Güzel. Benim de Hülya'ya ve Melike'ye kanaat notum olacak. Aynen. Pekala Melike'cim, seni yerine alıyoruz ve Aslı geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk Yasemin Hanım. Nereye gidiyorsun böyle? Sapanca'da kızlarla beraber eğlenmeye gidiyorum. Sapanca'da? Fiyatlar? Kumaşlarımı 260 TL verdim. Terziye 450 TL. Ayakkabım ve çanta doya doya moda özel 200 TL, gözlüğüm 50 TL, küpelerim 20 TL. Hiç beğenmedim seni. Olsun, hiç teşekkür beğenmedim. Ederim. Siyahla bunu kombin etmen çok sert kaçmış. Keşke her şeyini bembeyaz yapsaydın. Ben bu kıyafetten sana düşük puan vereceğim. Ama benim için bugün şu 3 tane farklı deseni en iyi birleştirensin. Ve sana kanaat notu artı bir vermek istiyorum. Teşekkür ederim evet. Hocam. Ama çok yanlış gözüme soktun. Kıyafet yanlış, kombin yanlış. Ama bu desenler beni hiç rahatsız etmedi. Yol yol olan desenleri hiç sevmiyorum. Öyle hani simetrik duran bir puantiye mesela. Puantiye ise onun bir hakkını vermek gerekiyor. Çok puantiye yaptım bugüne kadar da. Gördüm ama yemin ediyorum bulamadım. Elimde resminiz de gezecektim. O zaman puantiyeden vazgeçeceksin. Başka bir desene bakacaksın. Puantiyenin yanında o zebrayı sevmedim. Yani ben tulumunu da sevmedim. Bir paçan ayrı, bir paçan ayrı. Hani palyaço kıyafetleri vardır. Bir paçası yeşil, bir paçası mor saten giyerler falan filan. Yani yapmak istediğin şey bu şey değil. Lütfen yarın daha dikkatli gelirsen çok mutlu olurum. Emeklerine sağlık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aslı'cığım teşekkür ederim. Ben 3 deseni bir araya getirmeni sevdim.